12 eğitim sendikasından ortak bildiri, iş yerlerinde kokart takılması, iş bırakma eylemi. 12 eğitim sendikası 14 Ekim'de Ankara Başkent Öğretmen Evi'nde öğretmenlik meslek kanununa ilişkin ortak bir toplantı yaptık. Kariyer basamakları sınavının iptali ve öğretmenlik meslek kanununun yeniden düzenlenmesi için bir eylem planı hazırladık. Eğitim sendikaları olarak toplantıda aldığımız kararlar şu şekildedir. 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi. Öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Kamuda mülakat uygulanmasına derhal son verilmelidir. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği giyim yardımı yapılmalı, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma, beslenme hakları sosyal devlet anlayışına uygun olarak güvence altına alınmalıdır. Bu taleplere ilişkin düzenlemelerin yapılmaması takdirde 26, 27, 28 Ekim 2022 tarihinde iş yerlerinde kokart takacağız. 26 Ekim 2022 tarihinde ilk teneffüs saatinde öğretmenler odasında ortak bildirim metninin okunmasını sağlayacağız. Bu talep ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapılması kararları sendikaların genel başkanları adında imza altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur.